Ben 1948 doğumluyum, İstanbul doğumluyum diye yazmış. Lise mezunuyum ama ev hanımıyım diyor. İki oğlum, iki de erkek torunum var diyor. Ve maalesef de eşini 6 yıl önce kaybettiğini söylüyor bize. Boş zamanlarımı hayır kurumlarında gönüllü olarak çalışarak değerlendiriyorum diyor. Buna boş zaman denmez. Ben ona karşıyım. Yani çalışmadığım için. Hobisi için ayırdığı zamanlar boş zamanlar değil. En değerli zamanlar. Yaşlıları eğlendirmek, çocuklara tiyatroyu sevdirmek en büyük keyfim diyor. Ne güzel. Hobilerim, müzik dinlemeyi çok severim. Ayrıca bir tiyatro tutkunuyum. Aynı oyunu birkaç defa seyrettiğim olur diyor. Evet, bu hastalık. Bu hastalık çok fena bir tutku. Yine hayır kurumları yararına amatör tiyatro yapıyorum arkadaşlarımla birlikte diyor. Ve bu yazdığı hikayeyi de arkadaşları çok beğenmişler. Oyunlaştırmışlar. Geçen sene de oynamışlar. Şimdi öyküyü dinleyelim. Siz de hayalinizde bir oyunlaştırın bakalım ya da bir film yapın. Nasıl yaparsınız? Oynamak isteyen varsa da telif hakkı istemiyorum. Hayır için bu kadar, verebilirim yani. Bu kadar da hoşgörülü ve açık yürekli. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, deve tellal pire berber iken, Rachel adında güzel bir kız varmış. Bu kız her yemek saatinde böyle başlardı babaannem masalına. Ben de aynı öyküyü defalarca dinlememe rağmen büyük bir heyecanla onun patlak gözlerinin içine bakar, merakla masalın sonunu beklerdim. Tabii ki bu arada babaannem lokmaları ağzıma dizerdi. Ben küçükken yemek yemeyi hiç sevmezdim. Bir lokma yedirmek için anneciğimin ağladığını bugün gibi hatırlarım. Çok zayıf bir çocuk olduğum için herkes üstüme düşer, önüne gelen bana bir şeyler yedirmeye çalışırdı. İçimden şu yemek olmasa hayat ne güzel olurdu diye geçirdiğim çok olmuştur. Sevgili babaannem yaşasaydı şimdi yemek yemeyi, ne çok sevdiğimi ve kilo vermek için ne kadar uğraştığımı görseydi herhalde çok gülerdi. Canım babaannem benim. Ne zeki, ne güçlü, ne asil bir kadındı. Ensesi de topladığı gri saçları ve kendi deyimiyle çiçekli ev elbisesiyle her zaman pak, her zaman bakımlıydı. Benim çocukluğum daha çok baba tarafımla geçti. Babamlar 5 kardeştiler. Biri sert görünümü altında, altın gibi kalbi olan, diğeri de yakışıklı, son derece şık giyinen, biraz da çapkın iki amcam vardı. Çok okumamalarına rağmen kendilerini yetiştirmiş, dünya tatlısı iki de halam. Büyük halam ailenin tek sarışın ve mavi gözlü olanıydı. O kadar güzeldi ki küçükken ona benzemediğim için esef ederdim. Annemin anlattığına göre babamın ailesine girdiğinde babaannem onu bağrına basmış, kızlarından hiç ayırmamıştı. Dolayısıyla ben de onların elinde büyüdüm. O günlere ait çok güzel anılarım var. Mesela Pesah, bir hamursuz bayramımız var, duymuşsunuzdur. O geceler bizde çok görkemli ve çok kalabalık kutlanır. O gecelerde babaannemin evinde aslanbaşı ayakları olan masanın etrafında tüm ailenin hep bir ağızdan dualar okuması, dualar bittikten sonra da hep birlikte hazırlanan yemeklerin sevinçle yenmesi belleğimde derin yer etmiştir. Esas gözlerimin önünden gitmeyen kare ise yemekten sonra yapılan neşeli sohbetlerdi. Trakya kökenli oldukları için birbirlerine anlatacak o kadar şeyleri vardı ki, babam müthiş bir komedyendi. Bugün olsa eminim çok ünlü bir stand-up ya da bir sitcom oyuncusu olabilirdi. Ailenin en büyüğü olduğu için Tekirdağ'daki günlerini hatırlar ve öyle bir şekilde anlatırdı ki herkes gülmekten kırılırdı. Ben anlatılanlardan pek bir şey anlamazdım ama onların katıla katıla güldüklerini görünce neşelenir, mutlu olurdum. Kalabalık aile olmak gerçekten çok güzeldi. Tabii ki benim için yemek yemek olmasaydı. Yine babaannemin bana yemek yedirmek için uğraştığı bir gün, aç değilim, yemek istemiyorum sözlerimi aldırmadan tabağımı doldurmuş ve her zamanki gibi gel sana Rachel'in masalını anlatayım demişti. Ben de koşarak sofraya oturup onu dinlemeye başlamıştım. Ve babaannem aradan yıllar geçmesine rağmen belleğime yerleşmiş olan o öyküyü büyük bir sabırla anlatmaya başlamıştı.
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pire berber, deve tellal iken Raşel adında çok güzel bir kız varmış. Ailesinin üçüncü kızı olan Raşel, Hasköy'de doğdu ve Osmanlı terbiyesiyle yetiştirildi. Babası üç kızından hiçbir şey esirgememiş, Fransızca eğitimlerinin yanı sıra onlara müzik eğitimi de vermişti. Raşel, piyano dersleri aldığı dönemlerde ud dersleri de almaya merak sarmış ve bu çalgıyı sonunda kendi kendine çalmayı öğrenmişti. Uzun kış gecelerinde, özel misafirler geldiğinde, Türk sanat müziğine merakı olan babası şarkı söylerken, o da uduyla eşlik edermiş. Eyvah, dert ne oldu? Günler ayları, aylar yılları kovaladı ve Raşel büyüdü. Okulu bitirdi, güzel mi güzel, alımlı mı alımlı bir genç kız oluverdi. Yaşının büyümesiyle duyguları da canlandı ve her akşam aynı saatte evinin önünden geçen, her geçtiğinde de Raşel'e selam veren yakışıklı delikanlıya gönlünü kaptırdı. Raşel, onun geçeceği saatte saçını topladığı fil dişi tokasını çıkartır, omuzlarına dökülen lüleli saçlarını açar, annesinin ördüğü pembe şalıyla camın önüne gelerek yakışıklı gencin yolunu gözlemeye başlarmış. Tek arzusu, ailenin de yakın dostlarının oğlu olan bu gencin oradan geçerken fesini çıkararak ona gülümsemesiymiş. İşte o zaman Raşel dünyanın en mutlu insanı olur. Sabaha kadar onu istemeye gelecekleri günü, beyaz gelinliğiyle ona sarılacağını hayal eder dururmuş. Bu heyecan bir akşam işten yorgun argın eve gelen babasının ertesi akşam, yani Şabat, Yahudilerin en kutsal gecesi, eve bir misafir getireceğini söylediği ana kadar sürer. Misafirin İstanbul dışından geleceğini, çok iyi bir müşterisi olduğunu, yalnız kalmasın diye yemeğe davet ettiğini söyler babası ve ona gereken özenin gösterilmesini istedi. Anne bu tip misafirlere alışık olduğu için kocasına merak etmemesini ve misafiri memnun etmek için elinden geleni yapacağına söz verdi. Allah Allah, ne yaptım ben? Anne cuma sabahı herkesi erkenden kaldırır ve iş bölümü yaptırır. Kendisi de mutfağa girerek en lezzetli yemekleri, tatlıları pişirir. Akşama doğru masaya el işi beyaz örtüler serilir, gümüş çatal bıçak takımları, porselen tabaklar, incecik kristal bardaklar ve taze çiçeklerle o sofra donatılır. Tüm bu işler bittikten sonra da kızlarına şabat giysilerini giymelerini ve kibarca misafiri beklemelerini emreder. Raşel annesinin tüm dediklerini eksiksiz yapar ve her akşamki gibi heyecandan duracak kalbinin atışlarını aldırmadan camın önüne koşar. Bir sağa bir sola bakar, bir süre bekler ama nafile, yakışıklı delikanlı çoktan geçmiş evine varmıştır bile. Evlerine gelecek misafirin telaşıyla saatin nasıl geçtiğini fark etmeyen Raşel çok üzülür. Gözleri yaşlarla dolar. Belki bu akşam o da gecikmiştir umuduyla. Tekrar sokağa baktığında babasının misafiriyle eve doğru geldiğini görür. "Anneciğim geldiler," diye haykırır. Annesi de "Hoş gelmişler kızım. Hem sana ne oluyor? Bir saattir camın önünde onları bekliyorsun. Ayıp değil mi? Ne kadar meraklısın," diye azarlar. Oysa Raşel'in bu haykırışla söylemek istedikleri bambaşkaydı. Diyebilseydi, bu misafir de nereden çıktı? O gelmeseydi ben sevdiğim adamı görecek ve sabaha kadar güzel hayaller kuracaktım. Derdi ama diyemedi. Annesi ve ablalarıyla kapıya doğru ilerlemeye başladı. Adının Mordehay olduğunu ve Tekirdağ'dan geldiğini söyleyen misafir, kabaca sofraya oturduğunda Raşel onun kendi ailesinde olduğu gibi yemek adabı olmadığını hemen fark eder. Bir ara gözü misafire kaydığında onun sarışın ve mavi gözlü olduğunu görür. Şabat geceleri okunan duadan sonra annenin özenle hazırladığı yemekler yenir ve hararetli iş konuşmaları yapılır. Kahveler içilir ve her zaman olduğu gibi Türk sanat müziği fasıllarına sıra gelir. Hiçbir şeyden habersiz Raşel, uduyla babasına eşlik ederken, mavi gözlü sarışın Tekirdağlı çoktan abayı yakmıştır Raşel'e.
Ertesi sabah Mordehay dükkana geldiğinde Rachel'in babasına duygularını açıklar ve resmen kızını babasından ister. Baba, yıllardır tanıdığı, işinde çok başarılı, dürüst, iyi kalpli müşterisini kızına münasip görür ve hiç düşünmeden veriverir kızını Tekirdağlı'ya. Akşam eve geldiğinde ailesine kararı açıklayınca Rachel yıldırımla vurulmuşa döner. Gözleri dolar, kalbi sıkışır, kelimeler boğazına düğümlenir. Ama babacığım ben şey diyecek olur ki babası kara kaşlarını çatarak gür sesiyle itiraz istemem kızım. Ben söz verdim, benim sözüm senettir diyerek konuyu kapatır. 1910 yılında babanın gözlerine bakarak konuşmak saygısızlık sayılırken kararlarına itiraz etmek kimin haddine? Çaresiz Rachel boyun eğer, günlerce odasından çıkmaz, gecelerce uyumaz, ağlamaktan göz pınarları kurur. O bu duyguları yaşarken çeyizleri hazırlanır, hayal ettiği gelinliği dikilmiştir bile. Gün geldiğinde daha 16 yaşında olan güzel Rachel, sade bir törenle Hasköy'deki Haliç manzaralı evinde evlenir ve mavi gözlü Tekirdağlı'ya evet der. Oldukça varlıklı olan babası hiçbir şey esirgemez, mükemmel bir çeyiz düzer ve kızına bohçalar dolusu çarşaf takımları, el emeği göz nuru, Fransız keteninden örtüler, has ipek çamaşırlar, gümüş yemek takımları, değerli antikalar vesaire vesaire verir. Gitme günü geldiğinde de hepsini dört atlı arabasına yükler ve görevini yapmanın gururuyla kızını uğurlar. Çiçeği burnunda gelin, krep döşin elbisesi, sırtında kürkü, ayağında yılan derili ayakkabı ve başında Paris'ten getirilen tüylü dantel şapkasıyla kalbini Hasköy'de bırakarak at arabasına biner ve kocasının memleketi olan Tekirdağ'a doğru yola çıkar. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra İşte burası Tekirdağ diyen kocasına şöyle bir bakar ve daha şimdiden güzel İstanbul'unu, o dönemlerin en mutena semti Hasköy'ü, eşsiz Haliç manzaralı odasının özlemini hissetmeye başlar. Bu yokuşu çıkınca evimize gelmiş oluruz der kocası. Onun hüznünü görmemezlikten gelir. Ağır ağır yokuşu çıkan at arabası kocaman tahta bir evin önünde durur. Onların geldiğini gören ev halkı hemen sokağa fırlar. Rachel kimin kim olduğunu anlamadan bir sürü kadın, çocuk, yaşlı, genç hepsi arabanın arkasında duran bohçaları açmaya başlar. Onu baştan aşağı süzerler, şapkasına ve çantasına merakla bakarlar. Neye uğradığını anlamayan Rachel daha o şoku atlatmadan ertesi sabah erken saatlerde evin arka bahçesinde kendini ayağında takunyalar, başında yemeni, kayınpederinin kestiği tavukların tüylerini yolarken bulur. Udunun tınıları ve piyanosunun notaları, tavukların bitlik tüylerine karışırken, ipek elbisesi, yılan derili ayakkabıları ve tüylü şapkası çoktan eskimiştir çeyiz sandığında. 13 yıl sonra, kayınvalide, kayınpeder, görümceler, eltiler, torunlar ve yeğenlerden oluşan kalabalık aileye Rachel de 3 erkek ve 2 kızla katkıda bulunur. Çok iyi bir insan olmasına rağmen kocası köyde büyüdüğü için Rachel'e göre cahildir, kabadır ve sürekli iştedir. İstanbul'u, evini ve çocukluk günlerini özler. Hiçbir zaman bu hayata uyum sağlayamaz. Her gün ağlar, tek kelimeyle mutsuzdur. Bir zamanlar baba evinde kurduğu hayallerin yerini şimdi acı gerçekler almaya başladı. Tek düşüncesi, tek arzusu, büyük oğlu Moiz 15 yaşına geldiğinde onu İstanbul'a yollayacağı, orada hem okuyup hem para kazanacağı ve onu bu azaptan kurtaracağıdır. Ve Moiz artık 15 yaşındadır. Omuzlarında ağır bir yükle İstanbul'un yolunu tutar. Bu arada Rachel bir yıl arayla önce annesini sonra da babasını kaybeder. Oğlu İstanbul'a geldiğinde hemen yatacak bir yer, çalışacak bir iş bulur ve annesine bir mektup yollar. Rachel oğlunun biraz para kazanmaya başladığını duyunca yıllardır beynini kemiren zor kararını verir.
kocasına oğlunu çok özlediğini, onu görmek istediğini bahane ederek İstanbul'a gitmek istediğini söyler. İzni alır, kimse şüphelenmesin diye yanına 4 çocuğundan başka hiçbir eşya almaz. Ve bir daha geri dönmemek üzere arkasına bakmadan Tekirdağ'daki tahta evden çıkar, ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeden İstanbul'a gelir. Masalın ondan sonrasını hiç dinlemedim. Çünkü buraya kadar anlattığında çoktan yemeğim bitmiş olur ve yatma zamanım gelirdi. Merakla babaanneciğim sonra ne oldu diye sorduğumda sonrasını da yarın yemek yerken anlatırım derdi. Ama her defasında tekrar baştan başlardı. Neden evimizde dedeme ait bir tek resim olmadığını, dedemi sorduğumda neden konuyu değiştirdiklerini yıllar sonra babam vefat ettiğinde çekmecesinde kenarları yırtık, eski ve sararmış bir resim bulduğumda anladım. Resimde uzun boylu, sarışın, mavi gözlü bir adamla yanında hüzünlü gözlerle bakan çok güzel bir gelin vardı. Resmin arkasında da şöyle bir yazı yazıyordu. Rachel Mordehai Düğün 1910. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Gerçek bir hayat hikayesidir. Evet. Ve çok küçük olmama rağmen belleğime yerleşmiş, dümağıma yerleşmiş ki bunu hiç unutmadım, yani etkilenmiş olacağım. Mutsuz bir kadındı ve hep bir laf ederdi. Sonradan tabii annem onun bu olaylarını anlatmıştı. 1910'larda kocasını terk eden tek kadın benim derdi. Yani iyi cesaret, gerçekten evet, cesur evet. Ve ayağını sıkı basan bir kadındı. Onu bunu sahnede oynamak bana çok büyük keyif verdi. Onu öylece yaşattım. Evet, tiyatro yaparken nereye aldınız? Sadece öyküyü mü aldınız? Yok, hayır. Şimdi bizim şöyle bir konseptimiz var. Tiyatro derken mutlaka birazcık da içine kültür katarız. Ve insanlara konferansı, yani affedersiniz tabirime, yedirmenin bir yolu canlandırmalarla oluyor. Bir şarap konusunu ele aldık. Dedemin zaten bağları bahçeleri vardı, oradan herhalde çıktı. Şarabın önemi. Yahudilikte de büyük önemi var. Mutlu günlerde ve düğünlerde 13 yaşlarda çok içilir. Onu biraz kültürle alarak dur kalk yapıp bu okuduklarımı insanlarla canlandırdık. Yani onu tiyatrolaştırdım. Nerede? Biz Afife Jale sahnesini kiralamadık da belediye, yani bizim cemaate çok çok yardımcı oluyor yani sanat konusunda. Oynadık, bağışla bilet sattık. Sattığımız biletlerin gelirini de çocuklara burs verdik, okusunlar diye. Yani böyle devam ettik buraya kadar. Ben 32 senedir bu arkadaşlarla beraberim ama yavaş yavaş galiba bitiyor çünkü gençler yerimizi bir türlü almıyor. Hepsi çalışıyor, hepsi çok meşgul, hepsi sanal alemde. Hiç vakitleri yok böyle şeylere. Hayır, öyle bir duygu yok yani. Birkaç tane yakaladık ama hepsi değil tabii ki. Efendim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun.